Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda kanalımda sizlerle bir video paylaşmış ve bir kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığımı belirtmiştim. Bu videoyu paylaştıktan sonra videonun içinde şöyle bir bilgi de vermiştim ben size. Bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça yeni bir video çekip bunları sizlerle paylaşacağımı da söylemiştim. Olayı bilmeyenler için önceki videonun linkini yukarıdan bırakıyorum. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz ne olduğunu ne bittiğini ama kısa bir özet geçmem gerekirse Aralık ayının sonunda bana bir mesaj gelmişti. Hatta TOGG'un bir toplantısına gidiyorduk. Aracı göstereceklerdi bize bu elektrikli otomobili. Ve o toplantıdan dönerken dönüş sırasında bana bir SMS geldi. İşte hesabınızdan 20 bin liralık bir alışveriş yapıldı. Sonra ikinci bir SMS daha geldi. 20 bin liralık daha bir alışveriş yapılmak denemesinde bulundu ama anlamadı. Çünkü limitim yetmiyordu filan. Neyse böyle bir sorun oldu. Olay şöyle olmuş. İşte Ankara'daki bir hırdavatçıdan 20 bin liralık bir malzeme alınmış. Ne alındığını bilmiyorum bu arada. Bu konuda bir bilgi verilmedi bana. Sonra ben de anında tabii bankayı aradım. İşte bu işleme itiraz ediyorum. Bu benim işlemim değil falan dedim. Ama saçma sapan bir süreç var. Burada Garanti Bankası'nın kartı var bende, bonus var. Süreç çok saçma işliyor. Şöyle, siz 24 saat içinde ancak itiraz edebiliyorsunuz. Yani 24 saat geçtikten sonra itiraz edebiliyorsunuz. Tabii o 24 saatte böyle insan hani bin tane şey aklınıza geçiyor. Kim aldı acaba, nasıl aldı falan filan derken tabii muhtemelen malları aldılar gittiler. Daha sonra ben bankayla konuştum, yok güvenlik merkezinden o arada, yok bilmem buradan bu arada falan, işte merak etmeyin bir şey olmaz, işte konuyu araştıracağız falan, hani size de birazcık böyle şey bırakıyorlar. Bir bakalım siz yapmadıysanız bize bir şey olmaz falan gibi, böyle bir garip bir durumda. Rahatsız olduğum bu durumu açık söyleyeyim. Gerçekten de hani yaşattığı deneyim bankanın benim hoşuma gitmedi. Neden? Çünkü sizi potansiyel bir suçlu olarak görüyor. Hani siz de onlarla irtibatlı olabilirsiniz. Onu söylemiyorlar hiçbir şekilde bu arada ama alttaki metinden siz onu anlıyorsunuz. Bir araştıracağız, bakacağız falan filan. Neyse şöyle bir bilgi verilmiş. İşte bu tarz bir itiraz. En azından Garanti Bankası'nın prosedürü böyle. Diğer bankaları bilmiyorum. Çünkü o videonun altına birkaç yorum geldi. İşte benim de hesabımdan şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu. Siz ne yaptınız? Bankayla mı görüşelim? İşte şubeyle mi görüşelim falan filan. Yani her bankanın prosedürleri birazcık farklı olabiliyor. Benimki bankada, yani Garanti Bankası'ndaki prosedür şöyle. 180 gün içinde itirazınıza yanıt vereceğiz dediler. Tabii vermediler bu arada. O da ayrı konu. Temmuz'da da Haziran ayı falan. Haziran ya da Temmuz'da tam emin değilim. Dedim ne oldu bu konu acaba? Çünkü 6 ay geçmiş oluyor. 180 gün dedi. 6 ay oluyor. Ve 6 ayda işte Haziran ayında kaba bir hesapla Haziran'ın sonunda geçiyordu. Aradım ben. Ya işte o konu kapandı. İşte biz onu bir şekilde hallettik ama söylemiyorlar hala. Bu arada bilmiyorum ben ne olduğunu. Yani o hırdavatçıya mı suçu attılar? Çünkü işlem şöyle bir sıkıntılı bir işlem. Normalde mail order yapacağınız zaman bir SMS'le onay alınması gerekiyor o kişiden. 3D Security hikayesi alınmadan yapılmış bir işlem. Ses kaydı var falan filan dediler bana sonra ama ortada öyle bir ses kaydı yok. Ben öyle bir işlem yapmadım. Bir şekilde hallettik dediler. Böyle bir kapandı mesele. Yani benden bir para çekilmedi. Bu arada onu çok sordunuz. O para donduruluyor. Yani o 180 günlük araştırma bitene kadar sizden o para alınmıyor. Siz de sonuçta çıkabilirsiniz hesabı. Birisi yapmıştır sizin adınıza. İşte bir akrabanız belki kullandı. Eşiniz, çocuğunuz filan da gibi bir ihtimal diye düşündüler diye. En azından benim teorim böyle. Hani bana böyle bir şey söylenmedi de. Mesele araştırılana kadar sizden o para çekilmiyor. Yani para arada duruyor. Arafta duruyor para. Şu anda mesele kapandı. Nasıl kapandı ben bilmiyorum. Bana bilgi verilmiyor bu arada. Sağ olsun Garanti Bankası'nın böyle bir durumu yok. Bankalar böyle biraz arkadaşlar. Yani başına sıkıştığı zaman ortada yoklar. Ama her şey güllük gülistanlıkken, aa efendim hoş geldiniz, beş geldiniz falan filan hikaye. Bunlara kanmayın. Ben o videoda, linkini de verdiğim videoda size bazı uyarılarda bulunmuştum. Kendim de o uyarıları kullanmaya başladım. Sanal kart kullanmaya başladım. Belli bir düşük bir limit tanımladım ona. Onun dışındaki kredi kartlarımı, fiziksel kredi kartlarımı bir şekilde internete kapalı tutuyorum. Sadece alışveriş yapacağım zaman açıyorum. Bu bana bir ders oldu. Tamam, teknolojiyle uğraşıyoruz vesaire, işimiz bu ama yani böyle bir durumda da kalacağımı hiç düşünmemiştim ben. Çünkü böyle bir işleme bankanın izin vermeyeceğini düşünüyordum. Veriyormuş demek ki. Çünkü bankayla ben konuştum, bana da şey diyorlar. İşletmeler, yani bu tarz bir alışverişi yapan şirketler isterse 3D Secure kullanmadan da riski alıp bu işlemleri yapabiliyorlar. Yani müşteri kaçmasın falan diye. Ama herhalde onlara kilitlediler. Bilmiyorum artık. Banka kendi sigortasından mı ödedi yoksa işletmeyi mi suçladı? O tarafını ben bilemiyorum. Bana bu konuda bilgi verilmedi. Verilmiyor da. Öyle garip bir durum. O yüzden önerim sanal kart kullanın. Bankaların bu böyle hani hallederiz yaparız falan filan değil arkadaşlar. Bunlar güneşli günde size şemsiye sunuyorlar. Yağmur yağdığı zaman da o şemsiyeyi geri alıyorlar. Benim çok sevdiğim bir laftır. Bu bankacılar ve sigortacılar için söylenir. Gerçekten de öyle. Hani güneşli günlerde her şey çok güzel. Harikasınız, uçuyoruz, sizi şöyle destekliyoruz böyle falan ama en ufak bir sorunda yanınızda yoklar. O yüzden kendi tedbirinizi kendiniz alın. Sanal kart kullanın. Düşük bir limit tanımlayın. 1000 lira, 2000 lira. Eğer daha yüksek bir rakam
rakamda bir şey alacaksanız o an için internet alışverişi açın kartın sonra kapatın. Onlar zaten mobil uygulamalardan birkaç tane içinde yapabiliyorsunuz. Ben bütün kartlarımı artık öyle kullanıyorum. Bu bankacılara, kredi kart sistemlerine falan güven olmaz arkadaşlar. Yani benim olayım bu şekilde sonuçlandı. Bana bir herhangi bir maddi külfeti olmadı ama stres yaşattı, onu söyleyeyim. Ve hoşuma gitmedi bu stres de, onu çok net ifade edeyim. Siz de böyle durumlarda kalmak istemiyorsanız az önce yaptığım önerilere dikkat edin. Sanal kart kullanın. Sanal kredi kartı oluşturun. Bir tane mobil uygulama üzerinden bütün her yer ona verebiliyorsunuz. Bazı yerler kabul etmiyor, onu söyleyeyim. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı bazı şeylerde pek çalıştıramadım onu. O yüzden oralara düşük limit olan bir fiziksel kartı da olan kredi kart bilgilerini verdim. Onun dışındaki her yerde de sanal kartı kullanıyorum. Onun da limitini 1000 lira gibi bir tanım yaptım. Yani bir başıma bir şey gelirse 1000 liralık gelsin diye. Çünkü bu 20 bin lira az bir para değil arkadaşlar. Hani şu anki ekonomide bile az bir para değil. O yüzden ben dikkatli olmanızı öneririm. Bankaların böyle uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyle dalıyoruz, böyle çıkıyoruz. Asla inanmayın. Kendi tedbirlerinizi kendiniz alın. Çünkü bilgileriniz uçtuktan sonra çok çoğu yanınızda durmuyor. Ve sizi doğru düzgün de bilgilendirmiyor. Çok böyle hani bir şey olmaz. İşte araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Vık 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 vık. Kendilerinden bir 20 bin lira gitse mesela böyle davranabilirler mi? Çok emin değilim o konuda. O yüzden siz olun. Tedbirinizi kendiniz alın. Kimseye de o tedbirleri bırakmayın. O güvenliği başkalarına da bırakmayın. Elbette bazıları bana birkaç yorum yazdı böyle sosyal medyada. İşte sen kredi kartına sahip çıksana falan filan diye. Arkadaşlar ben kredi kartına sahip çıkıyorum bu arada. Muhtemelen benim verdiğim bir yerden bir data sızıntısı olmuş ki bugün çok büyük şirketlerde bile bu data sızıntısı oluyor. Kredi kartı bilgileri de bir şekilde başkalarının eline geçince böyle durumlarda kullanıyorlar. Fakat bunlar biraz salak, Türkiye'de kullanmışlar. Genelde bu işler hani o ülkede yapılmıyor. Farklı ülkede kullanılıyor ki hani kolay anlaşılmasın ve bu kadar büyük rakamlarla yapmıyorlar. Öyle bir durum var. Bu adamlar yakalandı mı yakalanmadı mı, bu işi yapanların arkasında kim var bilmiyorum. Önleminizi kendinizin almasını rica ediyorum. Tedbirli olun. Biraz paranoyak olmakta fayda var. Tabii ki online kartları kullanalım, kredi kartlarını kullanalım. Orada bir sorun görmüyorum ben. Kullanmaya da devam ediyorum ama sanal olanları tercih etmeye başladım. Özellikle de bu olaydan sonra. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda yaşadığım birazcık acı bir tecrübeyi sizlere aktardım. Ve bu tecrübe sonucunda edindiğim deneyimleri de size iletmeye çalıştım. Sizin de konuyla ilgili yorumlarınız olabilir. Başınıza böyle bir olay da gelmiş olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. En azından benzer sorunlar yaşayan arkadaşlarımıza bir şekilde bir yol göstermiş oluruz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin büyük bir kısmı abone değil. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Videolarımı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bu tarz destekler benim için önemli ve fayda sağlıyor. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Açıklamada bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri var. Oradan tek bir tıkla beni takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.